Herkese merhaba, ben Gülşah, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok istenen, çok beklenen makyaj videosunu nihayet çekiyoruz sizler için. Kendim günlük olarak uyguladığım bir makyajı yapacağım. Şimdi ilk olarak nemlendiricimle başlıyorum. Benim çok sevdiğim, çok beğendiğim ve yıllardır kullandığım nemlendiricim Diadermin. Bu ürüne bayılıyorum çünkü benim yüzüm biraz hassas bir yüz, gördüğünüz gibi. Direkt döküntüler yapabiliyor. Her ürünü deneyemiyorum. Ama bu ürünü ben uzun zamandır kullanıyorum ve çok memnunum. Şimdi yüzümü nemlendirerek başlıyorum. Nemlendiriciyi yüzümüze iyice yediriyoruz ve uygulamayı yaptıktan sonra biraz bekliyoruz. Nemlendiriciden sonra cildim için kullanacağım ürüne geliyorum. Ben günlük bir makyaj yaptığım için genelde günlük makyajlarımda BB krem kullanıyorum ve Garnier'in bu BB kreminden oldukça memnunum. Hem kapatıcılık oranı yüksek, hem yüzümde yapış yapış kötü bir hissiyat bırakmıyor. O yüzden bu ürünü kullanmayı çok seviyorum. Şimdi bunu uygulayacağım. Herhangi bir fırça, aplikatör, sünger gibi bir şey kullanmayacağım. Elimle uygulayacağım. Şimdi bir makyaj süngeri kullanacağım ve biraz fazlalıkları süngerle alıp ürünü yüzüme daha iyi yedireceğim. Günlük bir makyaj yaptığım için yüzümde böyle kalıp kalıp bir makyaj dursun istemiyorum. Doğal bir görünüm olsun istiyorum. Hatta fark ettiyseniz yüzümdeki lekeleri bile ekstra bir şeyler kullanarak kapatmadım. Şimdi geldik göz çevremi kapatmaya. Uzun zamandır kullandığım ve çok çok memnun olduğum Maybelline'in bu fırçalı ürünü 03 Fair bendeki rengi. Şimdi göz çevreme bunu uygulayacağım. Ben bu ürünü sadece göz altıma değil, göz kapağımın komplesine uygulamayı seviyorum. Aynı zamanda rengi biraz daha fondötenden, yani BB kremden daha açık olduğu için biraz da burun üzerime ve kaşlarımın üzerine doğru, dudak üzerime ve biraz da çeneme kullanacağım. Uyguladım ve bir fırçayla şu an göz çevreme bu ürünü uyguluyorum. Cilt makyajımı böylece tamamlamış oldum. Şimdi sıra göz makyajımda. Gözümde baz olarak hafif ışıltı olmasını istiyorum ve yine uzun zamandır kullandığım Maybelline'in böyle bir farı. Uzun zamandır kullandığımı anlayacaksınız zaten etrafındaki halinden. Maybelline'in 34 numarası, adı da Lustrous Beige 34 numara. Çok güzel bir parlaklık veriyor. Hem de bir
baz yapmış oluyor göz kapağına. Bu arada ben farları, bazları genellikle parmaklarımla uygulamayı seviyorum. Aplikatör çok fazla kullanmıyorum. Ben gözümün alt kısmına da far uygulamayı çok seviyorum. Çünkü gözü daha büyük, daha hacimli, daha gölgeli gösteriyor. O yüzden hafif gözümün alt kısmına da bunu uyguluyorum. Şimdi geldi gözümüzü biraz boyutlandırmaya. Ben açıkçası boyutlandırmak için bir far kullanmayacağım bugün. Bunu da size tavsiye ediyorum. Bir bronzerınız ya da bronz tonlarda bir allığınız varsa gözünüzü gölgelendirmek için çok rahat kullanabilirsiniz. Benim elimde çok yine uzun zamandır kullandığım bir highlighter ve bronzer ikilisi var. Rimmel'in Perfection adlı ürünü. Kodu da 6012. Ben uzun zamandır kullanıyorum ve oldukça memnunum. Şimdi gözümü gölgelendirirken bunun bronzerını kullanacağım. Ama bu sefer kullanırken fırçalardan yardım alacağım. Çünkü gölge yaparken, gözün boyutunu ortaya çıkarırken fırçaların o hafif geçiş tonunu vermesi önemli. O yüzden şimdi fırça kullanacağım. Gölgelendirmeyi tam şu göz çukurum ve gözümün şu dış kısmına hafif sivrilik vererek yapıyorum. Dağıtıcı fırçamla biraz daha dağıtıp biraz daha doğal hale getireceğim. Bu işlemi yaparken korkmanıza gerek yok. Gözümüze boyut katıyoruz ve bir ara tonu bu bölgeye uygulamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir geçiş oldu. Aynı şeyi diğer gözüme de uygulayacağım. Tekrar aldım. Aynı uygulamayı birazcık alt kısımlara da yapacağım. Farın şu kısmını takip ederek alta da uyguluyorum. Ara tonumu gözümün altına da uygulamış oldum. Şimdi ben gözüme biraz daha gölge katmak istiyorum. Bunun için de biraz daha koyu bir ton kullanacağım. Elimde böyle H&M'in kahverengi bir farı var. Adı Arabica. Çok güzel bir ton. Şöyle açıp göstereyim aynı zamanda. Mat kahve ve uygulaması çok güzel. Şimdi gözümün şu kısmına ve şu tam çukuruna birazcık daha böyle koyu bir ton uygulayacağım. Aynı fırçayı kullanabilirsiniz. Aynı tonlarda oldukları için pek sakıncası yok. Dağıtma fırçamı kullanıyorum.
Oradaki tonları birbirine yedirmek istiyorum. Geçiş olsun istiyorum çünkü. Daha koyu olan tonu da gözümde dağıttım ve gördüğünüz gibi daha gölgeli bir görünüm elde ettim. Bu koyu tonu birazcık, çok az da alt kısmı uygulayacağım. Gözümü gölgelendirme işlemim sona erdi. Sonuçta bu günlük bir makyaj. Böyle çok bağırmasını istemiyorum. Sadece natürel, doğal bir görünüm olsun istiyorum. O yüzden göz makyajım, yani far uygulaması bu şekilde. Şimdi rimelimi uygulayacağım. Rimelim yeni kullanmaya başladım. Herkesin deli gibi övdüğü Paradise. Ben yeni kullanmaya başlıyorum. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Merak ediyorum açıkçası. Bu arada etkisi gerçekten güzelmiş. Bakın ne kadar hacimli hale getirdi kirpiklerimi. Bilmiyorum, ben şu anda tek kat uyguladım. Sadece şöyle bir his var içimde. İkinci katı uygularsam eğer kirpiklerimi birbirine yapıştıracakmış gibi hissediyorum. Biraz benim sık kirpiklerim ve bilmiyorum, ikinci katı şu an uygulamak istemiyorum. Çünkü günlük bir makyaj sonuçta bu. Benim için yeterli. Şimdi biraz kaşlarımı belirginleştireceğim. Gördüğünüz gibi benim kaşlarım biraz şu kısımda seyrek, seyrelmeler var. Onun için de bir ürün kullanmaya başlayacağım sanırım yakında. Kaşım için şöyle Golden Rose'un bir kaş kalemini kullanacağım. Kaç numaraymış bakıyorum hemen sizin için. 307 numara Golden Rose. Şimdi hafif boşlukları dolduracağım ve kaşımı biraz daha belirgin hale getirmiş olacağım. Gördüğünüz gibi hemen fark etti. Kaşım daha belirgin hale geldi. Aynı şeyi diğer kaşıma da uygulayacağım. İşlem de tamam. Şimdi biraz hafif kontür uygulaması ve hafif parlaklık vereceğim yüzüme. Bunun için yine az önce kullandığım ürünü kullanacağım. Rimmel'ın ürünü Perfection. Hem highlighter hem de bronzer. Ben normalde allık kullanmayı çok sevmiyorum. Bronzer kullanmayı daha çok seviyorum. O yüzden şimdi ilk önce highlighter uygulayacağım. Sonra da bronzer'ı. Böyle bir yelpaze fırçam var. Günlük bir makyaj olduğu için çok parıl parıl olmama gerek yok. Hafif parlaması benim için yeterli.
fırça kullanacağım. Şöyle bir fırça. Bununla hafif göz bebeklerime ve dudağımın üst kısmına uygulayacağım. Aynı zamanda birazcık da kaşlarımın altına uygulayacağım. Ya Gülşah, olur mu böyle şey? Önce bronzer yapman lazımdı, sonradan highlighter yapman lazımdı. Benimkisi farklı bir alışkanlık. Sanırım tasarımdan da gelen bir şey. Çünkü ışık gölge yaptığımızda biz hep açıktan başlayıp koyuya gideriz. Koyu en risklidir çünkü. Bilmiyorum, bende de böyle bir alışkanlık var. Önce highlighter'ı sürüyorum, sonra bronzer ya da allığı sürüyorum. Şimdi allığımı uygulayacağım. Çok pardon, allık dedim az önce. Beni tefe koyarlar yani. Bronzer, allık değil. Bronzer'ımı da uyguladım. Şimdi geldik ruja. Ruj benim çok son zamanlarda çok sevdiğim ve çok fazla kullandığım MAC'in Lady B Good'u. Buna bayılıyorum. Günlük kullanımda muhteşem. Çünkü oldukça ten rengi, yani nude tonlarda. Şimdi dudağıma bunu uygulayacağım. Ve böylece makyajımı tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi çok natürel tonlarda bir makyaj yaptım. Çok bağırmıyor, çok soft. Her gün kullanabilirsiniz bunu. Bu arada dişimde ruj oldu. Dudaklarım şu anda çok kuru. Hasta olduğum için biraz çok çatladılar ve ne kadar krem ya da nemlendirici sürsem de çok kötü haldeler. O yüzden şu an kötü görünüyor olabilir. Siz nemlendirici sürdüğünüzde, nemlendiricinizi yapıp rujunuzu uyguladığınızda böyle durmayacaktır. Umarım makyajı beğenmişsinizdir ve uygulamak sizin için de kolaydır. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.